Günaydın. Hello. Yepyeni bir bloğa hoş geldiniz. Şurası benden şu an çok daha güzel olduğu için videoyu böyle açmak istedim. Geldik. Miami'deyiz. Evet, galiba artık karşınıza çıkabilecek durumdayım diye düşünüyorum. Sanki hiçbir halimi görmediniz ve tanık olmamışçasınıza kurdum cümleyi. Vallahi kurdum. 2 gün önce geldim gece. O günü saymayın. Sonraki gün yani dün bir tık salak gibiydim. Böyle bir uyku düzenim, bir yorgunluk, uyumamaya direnmek falan derken artık bugün Miami'deki bir aylık da olsa yerleşik hayatımıza geçiş yapabiliriz. Önceki vlogda söylediğim gibi evin farklı çıkmasından çok korkuyordum ve farklı çıktı. Çünkü hayatta korktuğum her şey başıma gelmek zorunda. Daha doğrusu ev aynı. Yerleşimi, odaların büyüklüğü, manzara her şey aynı. Ama eşyalar farklı. Yani orada mesela koltuk beyazdı, kapılar beyazdı, burada siyah. Ama bir önceki Miami'ye gelişimdeki ev gibi boş bir ev değil. Hani böyle çok büyük, ferah ama yankı yapan evler vardır ya, eşya yoktur hani. Çok basic'tir. Öyle değil. Yani dolu dolu. Beni böyle evimde gibi hissed. Arkadan götüm mü görünüyor benim? Evet. Neyse ya, onu da gördünüz sonuçta bir noktada. Şimdi markete gideceğiz. Güzel bir mutfak alışverişi yapacağız. Birkaç şikayetim var. Çok şükür burada da edindim. Onları da size anlatacağım ileriki dakikalarda. Bir günde çillendim ha. Okey, ev turuna başlıyoruz şimdi. İlk eve girdiğimde şu karanlık girişi gördüğümdeki surat ifademi gerçekten görmenizi isterdim. Burada bir misafir banyomuz var. Muhtemelen hiç kullanılmayacak. Evin her yeri kapı ve tüm kapılar diğer odalara çıkıyor. Burada temizlik malzemeleri falan var. Gereksiz çamaşır makinesi falan. Burası mesela benim giyinme odama çıkıyor. Çok saçma. Büyük bir aynamız var. Bir influencer'ın ihtiyacı olan en büyük şey. Çok güzel bir mutfağı var. Bar sandalyeleri falan kendi kendime örleyebileceğim, güzel yemekler hazırlayabileceğim tatlı bir mutfak. Bayağı beğendim. Bu ev 3 artı 1 olarak geçiyor ama 3'ün biri şu. Bu şekilde. Sevilmeyen misafirler için. Ben buraya böyle valizleri koydum, ayakkabıları dizdim falan. Burası daha, bu yatak açılıyormuş koltuk ama muhtemelen hiç açılmayacak. Bu tabloyu elimde olsa hani taşıyabileceğimi bilsem çıkarır ve bu odaya bırakırdım. Ama hiç önemli değil. Burası salonumuz. Dediğim gibi eşyalar diğer evde beyazdı. Burada bir tık daha kara ve siyah. Olsun, hiç sorun değil. Çünkü bu evi tutmamdaki tek sebep burası. Şöyle bir balkon ve manzara. Koltuk olmasa da olur yani içeride, fark etmez. Çok iyi değil mi diye sormayacağım. Böyle bir şey sormaya hakkım yok. Kütahya'da böyle bir şey yok çünkü. Burada havuzumuz var. Hafta sonu olduğu için şu an bir tık kalabalık. Normalde bayağı sakindi 2 gündür. Şuraya çakma bir beach yapmışlar. Daha hiç burada oturan, tek oturan bendim şu ortadaki şezlongda. Buranın daha tadını çıkaracağız bol bol zaten. Güzel fiziğimizi sergilemek istemediğim zamanlar burada güneşlenebilirim diye düşünüyorum. Burası benim yerleştiğim oda. Yine böyle bir manzaraya uyanıyorum. Odalar tatlı, bayağı güzel. Buradan banyo ve giyinme odası çıkıyor. Banyosu da çok güzel. Işıklarını beğenmedim sadece. Bir tık daha güneşli olabilirdi. Hemen hemen yerleştim zaten. Her şeyi koydum. Buradan giyinme odasına çıkıyor. Giyinme odası da fotoğraflardakinden bayağı küçük. Kasa yoktu. Zorla kasa getirttim. Diğer misafir odasına gidiyorum. O da tam şu karşısı. Burayı muhtemelen Can kullanacak. İnşallah söz verdiği gibi gelirse. Buranın da manzarası çok güzel. Banyo ve giyinme odası aynı. İki arkadaşın, hatta iki çiftin muhteşem yaşayabileceği bir ev yapmışlar. Odalar tıpatıp aynı büyüklükte, aynı güzellikte banyolara sahip ve aynı giyinme odaları. Ev turu böyle. Evimiz böyle yani. Güzel, mutluyuz. O zaman çıkmadan dolabımızın bir foruna bakalım. Sonra afterlayacağız. Evet, bayağı dolu. Su. Story'de hardallı bir somon yapmıştım. Onun hardalı tereyağı, dünyanın en kötü kahvesi, bira, stokladığım Starbucks kahvesi ve maydanoz. Limon, marul. Şimdi bir de bunun after'ını görün. Bu arada filmlerde hep merak ediyordum bu uyuşturucu testini nasıl yapıyorlar diye. Deneyeceğiz. Onu da aldım. Hadi gidelim. Evimizin en büyük ihtiyacı kahve.
Çünkü sabah uyanıp kahve içememek çok acı verici ve evet, buradalar. Ama kapsül kahve makinesi yok, filtre kahve alacağız ve ben bunu hiç anlamıyorum. Hiç. Extra dark. Okey bence. Okey okey. Uyandırır. Bir de sanırım bildiğim kadarıyla filtre kahve makinesi için bir filtreye şeker adına ihtiyacımız var. Ve onu da buldum. Neye göre numaralandırılıyor ki bunlar? İki gözüme güzel göründü. Görüyorum ki karşımda bir sos standı var. Soslar çıktı önüme. Dünyanın en kötü yemeklerini bile soslu yiyebilirim. Light range alalım. Spicy range alalım. Bu arada meyve falan aldım. Çok yerim ya. Başka sezar var mı? Yes. Alalım. Başka. Tabasco var mı acaba? Çünkü alışkanlıklarına... Aa, buna Meksika'da almıştım. Meksika havalimanından mı? Öyle bir yerden. Başka. Bunlar gözüme daha organik ve sağlıklı göründü. Bunları geri bırakacağım. Aa, bunu internette görmüştüm. Bu güzel bir şeye benziyor. Evet. Avokado yağıyla olanları alacağım. Vegan sezar tabii. Tek eksiğim buydu. Ben size başımıza gelecek bir şey söyleyeyim mi? Mesela salata sosu alacağız, makarna sosu, et için sos alacağız ama et almayacağız, salata almayacağız mesela. O yüzden hemen geri dönüp salatalık bir şeyler alıyorum. Sosunu aldığım her şeyin ana maddesini de alacağım, göreceksiniz. Kendimi pişman edeceğim bu söylediklerim için. Yes! Ne kadar başarılıyım gördünüz mü? Sadece marul aldım. O ne ya? Bunu zaten iki tane alsam tüm Miami tatilim için yeter diye düşünüyorum. Her şey çok büyük. Domates nerede ya? Domates bulayım. Buldum şeylerde. Ah tamam, harika. Çok okey. Eve geldim. Market alışveriş videosu çekmek çok zor. Daha doğrusu tek başına çekmek çok zor. Çünkü kamerayı koyuyorum, bir şey alıyorum. Sonrasında yokum, çıkmışım kadrajdan. Acilen buradan arkadaş edinmem gerek ki beni çeksin doya doya. Şöyle bir şey oldu bu arada. Normalde itiraf etmeyecektim ama edeceğim. Gördünüz, sepeti doldurdum. Kamerayı kapattıktan sonra daha da doldurdum. Ve sonra sepete baktım, dedim ki bunları nasıl taşıyacaksın? Sonra kendime cevap verdim. Online diye bir şey var yani. Hani online sipariş verebilirsin gibi bir aydınlanma yaşayıp ve markette gördüğüm ilk çalışana işte ben kredi kartımı evde unuttum, çıkmam lazım falan gibi bir yalan söyledim ki buna da gerek yoktu ama galiba beni hırsız sansınlar istemedim. Hani ne yaptı bu kadar? Doldurdu ve çıkıp gitti. Bir şey mi yürüttü aralarında falan diye bir tribe girdim. Gurbetteyim diye. Eve geldim. Yolda verdiğim siparişlerin hepsi gelmişti. Mükemmel bence. Ama akşama kuşkonmazlı tart yapacağım. Çok güzel bir tarif buldum. Sadece kuşkonmaz almamışım. Her şeyi almışım. Sadece kuşkonmaz yok. Önce o gelsin, yemek yapalım çünkü enerjiye ihtiyacım var. Sonra aldıklarımı yerleştireceğiz bak. Bu arada kendime bir söz vermiştim. Sağlıklı besleneceğim Miami'de diye. Ama öyle olsaymış hiçbir şey alamazmışım. Çünkü her şey o kadar güzel ve o kadar sağlıksız ki. Bir tık o sözümü genişlettim. Ki bilen bilir kendimi mutlaka sirkeli suyla yıkarım her düz sonu. Tabii ufak bir problemimiz de var. Şöyle Pringles'tan bir kutu almıştım ve... onu yere düşürdüm. Neyse bu hal olur. Kolay. Kuşkonmaz bir gelsin de. Eksik siparişlerin daha gelmesine varmış. Ben de o sırada dolabı yerleştirdim. Bu arada bunları kayıt altında yaptım ama sonra dedim ki insanlara bunu izletmen hiç gerek yok. Çünkü aldım ve rafa koydum. Yani izlemeyi çok sevdiğim şeyi kendimi izleyince pek hoşuma gitmedi ve direkt hazır halini göstereceğim. Bence bizi bayağı idare edebilecek bir dolap oldu. Salata soslarımı aldım. Tabii ki markette göz koyduğum. Bazılarının ne olduğunu bilmiyorum çünkü buranın online'ında böyle tarifler sayfası var ve yapmak isterseniz mesela bu akşamki kuşkonmaz tartı gibi otomatik malzemeleri sepete ekleyebiliyorsunuz. Ne olduğunu bilmediğim şeyler karşımıza çıkabilir. Şaraplarım, şaraba eşlik edecek meyvelerim,
Kahvaltı için krem peynir, yumurta, ekmek, sonra gazlı içeceklerim. Yani ne niyetledim bilmiyorum. Niye bu kadar fazla? Çünkü benim midem biliyorsunuz ki bir tık problemli. Sonra meyve atıştırmalı. Çok yerim ya meyve. Klasik domates, salatalık. Çok da klasik olmamakla beraber. Yani neyle besliyorlar bunları mı demeliyim? Ne demeliyim bilmiyorum. Bunlar da siparişlerin hazır ürünleri. Pırasa galiba şu aşağıdaki maydanoz. Bunlar da öyle. Bu akşamki yemeğin siparişleri. Bir tek kuşkonmazımız eksik. Sarımsak son hayatta en sevdiğim şeydir. Bu devirdiğim Pringles. Bayağı sağlıklı bir seçim olmuş benim için. Bu sağlıklı. Buna okeyiz. Burası da bir tık sağlıksız. Bunu çok merak ediyorum ya. Niye merak ediyorum bilmiyorum. Yani ne çıkacağını da biliyorum. Tabii de filmlerde falan hep yapıyorlar ya. Bu şeye neydi kızın adı dizideki? Kızın adını unutuyorum. Ona yapıyorlar ya işte. Dur yapayım. Evet, vaktimi yine çok anlamlı şeylerle değerlendiriyorum. Uyuşturucu testi yaparak kendime. İşeyeceğiz mi şimdi buna? Evet. C ve T çıkarsa negatif, C çıkarsa pozitif. Sadece T çıkarsa geçersiz sayılıyormuş. Sizi işemeye götürmeyeyim bence. Geliyor. Anında çıktı bir şey söyleme. Bu arada çişimi geri döktüm klozete, siz orada sarı sarı görmeyin diye. Aa, tertemizim ya. Hemen kirlenmem. Aa, kabak gibi tertemizim. Anneciğim babacığım içiniz rahat olabilir Miami'de de. Aşıktan bayılacağım. Şu şey bir darlayayım uygulamayı. Ne olur yemek yapıp yiyelim. Öleceğim. Hayır, bir de tertemizim yani. Yes! İş başına geldi siparişleriniz. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Bu milföy hamurunu açacağız. Ama açmak için oklavamız yok arkadaşlar. Diyorum ki şarap şişesini mi kullansam dedim. Hatta yıkadım bile yani şu an. Bekliyor beni orada. Çünkü başka bir çarem yok ve çok mantıklı geldi açıkçası bana. Biraz yorurken müzik koyalım mı? Deniyorum. Fırını da açtım öncesinden. Aşırı mantıklı. Aşırı aşırı mantıklı. Şimdi valla gayet oldu biliyor musunuz? Gayet açıldı yani, max bu olabilirdi. Mascarpone lazım. Bir su bardağı diyor. Bu yeterli bence diye düşünüyorum. Hatta bize fazla bile gelecek. Bir yumurta mascarpone'un içine ve tuz. Mascarpone'la yumurtayı da ezdim birlikte. Çok ezebildiğimi düşünmüyorum ama idare edecek bizi bence. Gözüme öyle göründüler. İçine biraz soğan. Biraz tarhun mu tarhan mı bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bir şişeden alınabilecek maksimum verimi aldık. Hamuru açtım. Sonra üstüne böyle mascarponlu, yumurtalı, soğanlı karışımı bir güzel serdim. Sonra burada kuşkonmazlar bir tık pişecek. Sonra üstüne bunları dizeceğiz. Fırına verip en son üstüne biraz parmesan mı ne rendeleyeceğiz. Mwah! Tattam! Paket hazır. Çok güzel görünmüyor mu? Şimdi yallah. Hadi bakalım. Bu kadar artistik yaptım. Lütfen güzelce piş. Ben de o sırada parmesan rendeleyim. Kontrol zamanı. Abba. Ben var ya buradan bazı şeyleri aşarak gelmiş olacağım. Şimdi buharlandık tabii. Buna parmesanı dayayacağız. Öf. Çok iyi görünüyor. Keşke kokusunu da şu an size içiriyor olabilsem. Parmesanlar kızarsın, bir erisin şöyle. Öf. Oha. Çıtır çıtır görünen her şeye bayılırım. Bu bana şimdilik yeter. Bir iki saat sonra nasılsa tekrar yiyeceğiz. Şimdi hem tadına bakalım. Bir tık keyif yapalım. Bir tık da konuşalım. Sizi şuraya alıyorum hemen, geliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bir tık kuşkonmaz seviyorsanız ve videodan tarifi anladıysanız lütfen yapın.
çok güzel olmuş, çıtır çıtır. Şimdi gelelim. Burada zaten kimseyle konuşmadığım için, yani konuşacak kimsem olmadığı için bol bol sizinle muhabbet edebiliriz. Neden buradayım, niye tek başımayım? Birkaç tane tweet okudum bu arada ve insanlar şey yazmış. Niye tek başına gitti, ne saklıyor, işte sevgili mi yaptı orada falan. Hayır arkadaşlar, kelimenin tam anlamıyla tek başımayım. Bunu dünyada ilk yapan ben olmadığıma göre hani bu kadar altında bir şey aramamız gerekmiyor. Safari'ye çıkmadım yani. Bir ay tatil yapacağım. Niye olduğunu ben de bilmiyorum, içimden böyle geldi. Bir de bana bir şeyleri özlemek, bugün onu düşündüm bak. Bir şeyleri özlemek bana iyi geliyor. Yani mesela şu an arkadaşlarımı özleyeceğim, evimi özleyeceğim, yatağımı özleyeceğim, sitede çalışan güvenlik abileri özleyeceğim. Ve oraya çok büyük bir hevesle döneceğim ya. Bana iyi geliyor yani. Çok saçma. Çok şükür bir de çalışıp yani bunu yapabilecek güce sahipken, hani orada evde oturmaktansa 3 ay sonra niye bunu yapmadım demek istemiyorum. Full böyle düşünüyorum bu aralar bu arada. Yani 10 sene sonra dönüp baktığımda iyi ki yapmışımlarla dolu olsun istiyorum. Herkes gibi. Bu da bana özel bir şey değil. Bir de zaten bence tek kalmam yani, illa gelen giden olur. Ama benim arkadaşım o kadar mal ki. Bakın şöyle bir arkadaş düşünün. Şöyle. Size diyor ki ben gidiyorum. Her şeyi ayarladım. Evi tuttum, yerleşeyim işte. Mutfaktır, banyodur, eksiklerin hepsini alayım, gel hazıra kon diyor. Ve benim tekrarlıyorum mal arkadaşlarım hepsi şöyle. Tamam. Tamam sadece. Faaliyet asla yok. Yani yanlış anlamayın. 9-5 çalışmıyorlar bu arada yani. İsteseler gelirler. Kimisinin sevgilisi izin vermiyor mesela. Buna da aşırı kıl oluyorum bu arada. Sinir oluyorum. Hazır yeri gelmişken biraz laf sokayım. Yani mesela 10 sene sonra yanımda olup olmayacağını bilmediğim, bu arada olsa kaç yazar da hani yine yanlış ve saçma geliyor. Biri için neden en güzel yıllarımı ve en böyle dolu dolu yaşlarımı bir şeyleri yapmayarak ve ileride pişmanlık duyarak geçireyim? Yani tam tersi, bana yap aşkım, yap sevgilim demesi gerektiğini düşündüğüm bir noktadayım. Ben de ona böyle demeliyim. Yani ben gelemiyorum ama sen yap aşkım. Gerçi bekara koca boşamak her zaman olduğu gibi şu anda da kolay geliyor. Öyle artistik yapıyorum ama bilmiyorum. Ya da birlikte yapabileceğiniz birilerini bulun. İsteğinize göre değişir. Benimki Miami'ye gelmektir. Sizinki ne bileyim bir ay köyde yaşamaktır mesela. Bilmiyorum. Şimdi biraz YouTube'da takılacağım. Bu arada önüme düştüğü için söylüyorum. Tuncay Yeşilpınar izliyorum ve bana çok iyi geliyor. Ama bunu kanala girdiğinizde şey olarak düşünmeyin. Hani biri beni arasın, biri bana geri dönsün, telepatik bir mesaj olayım gibi değil kendi adıma. Öyle şeyler de var. Spiritüel bir dünya. Enerjimi temizliyor yani. Tuncay abi, abi demek istiyorum ona çünkü aşırı huzur veriyor bana. Sesi, konuşması baba gibi yani böyle. Aklınızda olsun. Biraz keyif yapayım. Sonra kapanışa geleceğim. Deneyin kuş konması. Kuş konması. Bir de madem YouTube demişken kanala mutlaka göz atın. Hepsinde Türkçe altyazı var. Ben bayağı tutulmuş durumdayım. Özellikle şunu. Yumurta hikayesi de ek yazınca ilk çıkan zaten. Reenkarnasyona inanıyorsanız ki ben çok... Gerçi bu arada verdiği mesaj çok güzel. Yani reenkarnasyon neden bağımsız? Bakarsınız. Ya şu karşıda bak, cumartesi akşamı belli. Teknede misiniz? Neredesiniz? Mis gibi kopuyorsunuz. Hayır, bu kadar kötü müziği nasıl sırayla denk getirebilirsiniz ya? Gerizekalılar. Bir de renk dönemi sivilceyi araştırıyorum. Çünkü her renk dönemi aynı şekilde aynı yerden fısırdıyorum ya. Çenemi gördüyseniz eğer, ki görmüşsünüzdür mutlaka. Buna da bir çözüm bulacağım. Verimli bir akşam oluyor. Günü kapatmadan 6 farklı kameradan kedi kontrolümü de yaptım. Gayet iyi görünüyorlar. Bu kameralardan... Aaa! Fiko geçti, gördünüz mü? Nereye gitti o? Bunlardan bir de konuşabiliyorsunuz. Ses çıkarınca bazen geliyorlar. Köpek olsa direkt gelirdi de. Neyse. Spiritüel dünyadan çıkış yapıp biraz Life of Kylie izledim. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Sizi çok seviyorum ve geri buluştuğumuz için gerçekten mutluyum.